koridorları var. Bu da Kinder'ın çok isteyeceği bir senaryo. Çünkü damgalar istediğiniz yerde çıkmasa bile siz bir şekilde oraya gidebiliyorsunuz. Çünkü destek sizin arkanızda oluyor. O yüzden Stefan'ın onların ikilisi çok daha agresif. Aynen öyle. Yani şey diye de düşündüm. Holy acaba arkasından sıçrar mı diye. Ve şimdi geldi var. Sıçrar. Anthrax, Holy de geldi sıçrarla beraber. Ama ilk an burada kuleden hasar yiyen Anthrax oldu. Tüyleri çekerse hasar verebilir. Şimdi alevejlerine başlayan bir Beşiktaş var. Hades buraya yaklaşıyor. Tabii burayı görüyorlar. 1900 Fenerbahçe Espor burayı görüyor. Uzaklardan gelen bir ulti ama bu sadece Robin'e yardım oldu. Yan taraftan gelen bir dengeleyici var. Robin güzel bir ulti kullandı. Hades skorunu alan isim burada Corink'in. Arka tarafta Blue son anda çıktı oradan. Yalnız Anthrax buraya geldi. Anthrax biraz arada kaldı. Hemen geri çıkıyor zarif uçuşu kullanıp. Bir de ulti geldi Untara'dan. Holy o da ultisini attı. Orada Untara'yı kovalıyor. Holy ile Untara birebir yaparken diğer tarafta büyük bir kapışma var. Burada bakalım Corink'i tekrar içeri girmeyi düşünecek mi? 1400 can. 1000 can. Bunu bırakmak zorunda kalacak gibi görünüyor Beşiktaş ve evet. Alamet Stefan'da kaldı. 1907 Fenerbahçe Espor burada ufak bir zafer kazandı. Ya bu maçlarda bu gibi durumlar zaten görüyoruz. Bir şey kaybedildiği zaman takımlar hemen karşılık vermeye çalışıyorlar. Corink'i çok fazla sıraldı. Corink'i! Orada neden kaldığını hiç anlamadım ama çok iyi değerlendirdi burayı Bolulu. O da öyle bir hasar beklemiyordu. Yani Rumble'ın ultisini sanki bir hesaba katması gerekiyordu. Evet. Ama şimdi Alamet'le beraber orta koridor kulesine bayağı büyük bir hasar verecek 1907 Fenerbahçe Espor. Kuleyi almaları biraz zor görünüyor ama 4 tane barikat şu an düşmüş durumda bu kulede. Zaten barikatlar için yapılmıştı bu durum. Bu arada az önceki takım savaşında da Untar'ın yani ne kadar deneyimli bir oyuncu olduğunu evet gördük. Holy Phoenix'in sıçra kullanıp tüylerin açısını düzelteceğini biliyordu. Hemen kendi sıçrasını kullandı. Aynen ama öyle. Yalnız Corink'in! Işınlan skor kombosu. Bu komboyu çok görmüyoruz. Bu arada oyunun ilk kulesi geliyor alt koridordan. Ve evet, Mayhem'e kaldı altın. Mayhem burada 13. dakikada daha barikatlar düşmemişken ilk kuleyi almayı başardı. Holy Phoenix burayı tek başına tutmaya çalışıyor ama çok zor. Gangplank ultisi de geldi. Beşiktaş bir şey deneyecek. Anthrax ultiyi attı. Hades'in oradan çıkışı olmayacak gibi duruyor. Öteki tarafta şimdi Kindred ultisi bakalım. Stefan buradan uzaklaştı ama dediğimiz gibi Hades burada kendini feda etmek zorunda kalıyor. Skorda Corink'i de gitti. Scarlet şu an çok korkutucu bir durum var. Nedir? Bakalım buraya. Görüş alma çabası vardı 1900 Fenerbahçe Espor'un ama bakalım bu ejderi bir cevap vermeye çalışacaklar mı? Şimdi içeri girdi Stefan ama Stefan bunu çalamıyor. Stefan girdiği gibi düştü. Arka tarafa gelen bir ışınlan var bu arada. Hades önde yakalanmıştı. Diğer tarafta önde yakalanan başka bir isim. Untara bir kere daha Corink'i karşısında gördü. Ve ninja'yı avladı ve burada da Holy Phoenix skoru alıyor. Şimdi öteki tarafta Bolu'nun üzerine giden bir Beşiktaş oyuncusu var. Onun ismi Mayhem. Robin'le beraber bir skor daha aldılar. Bir anda 8'e 2 oldu skor. Ve bir önceki ejderdeki gibi bu ejderde de görevi kaptığı gibi üzerine skorları da almayı başarıyor Beşiktaş oyuncuları. Şimdi orta koridor kulesini de alacaklar. Scarlet, Beşiktaş'taki ninja buff'ı çok daha güçlü şu anda. Evet. Akali 4-1-2'ye geldi. Ve yani Stefan çalmak için yalnız burada kule altında Blue'ya karşı bir şeyler deneyecekler. Diğer tarafta Untara. Karşısında Mayhem var. Birebirlik bir durum ama Hades. Yardıma o birebiri bozmaya Hades geliyor şimdi. Mayhem'in işi oldukça zor. Buraya yardıma gelebilecek kimse yok ama olabilir. Mayhem birebir de skoru almaya çalışıyor. Untara buradan uzaklaştı. Işınlan da geldi. Ve Mayhem burada 1'e 2'de hem düşmüyor hem Ezreal ultisinden sıyrılıyor. Öteki tarafta Holy Phoenix. Holy Phoenix. Ama Corink'in de yani karşısına hareket ettirmede kimsenin duramayacağını bildiği için evet çok rahat kulenin canını indirdi. Işınlanı da var. Bu arada arka altına taraftan Anthrax ultiyle geldi. Burada Bolulu'yu gafile avlayacaklar. Bolulu bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Ultisini kullandı ama arkadan sinsice yaklaşan Anthrax ile Holy Phoenix ikilisi. Diğer tarafta şimdi Mayhem 1'e 2 pozisyonda bundan çıkabilecek mi? Bu sefer çıkması çok zor. Çünkü hem minyonların arasında hem de bu sefer Untara'nın yanındaki Braum değil Kindred. Braum'un hasar olarak bir katkısı yok ama Kindred'ın evet var. Ben bunu derken Mayhem bir anda pat diye ölürüm diye düşünmedim değil ama gidiyorlar kule altına gidiyorlar. Hızlıca geldi evet. Untara'yı burada gafil avlayacaklar çünkü Untara'nın yanına gelebilecek birisi var mı diye bakıyorum. Sıçrasını attı bu arada Mayhem. Diğer tarafta Mayhem ne oluyor? Mayhem burada zor durumda kalacak ve kurtuluşu yok. Skorda rahat bir biçimde Bolu'ya gidiyor. Holy Phoenix öteki tarafta daha ejderini alıyor.
Yani bu arada Corin Kitten ışınlarını bir kere daha aldılar. Orada çünkü Holy ile Anthrax neden burada böyle dolaşıyor diye arkadaş alabilirlerim var diye baktılar. Yalnız Bollo önde yakalandı. Bollo şimdi ulti de kullanıyor. Arkadan gelen Kindred ultisi. Bollo bu ultinin içinde biraz yanı dolduracak. Ama öteki tarafta Corin Kitten devreye girdi bir kere daha. Hem Blue hem de Bollo düşüyor. Bir skor Corin Kitten'de, diğer skor Holy Phoenix'te. Ya tekrarını izlersek çok güzel olur çünkü çok çok güzel bir savaş başlatmaydı. Evet ve çok herkes, iyi bir koordinasyondu. Aynen öyle yani herkes üzerine düşeni böyle 2 saniyelik bir zaman diliminde çok doğru bir şekilde yaptı. Şimdi barona da başlıyorlar bakalım 1907 Fenerbahçe yanıt verebilecek mi? Stefan hala hayatta. Holy dışarı çıktı şimdi. Stefan çok az canı var. Diğer tarafta Untar ultisini kullanıyor ama Untar'ın ultisi çok fazla bir hasar veremedi zaten bekleyen o yöndeydi. Holy tekrar barona dönüyor burada. Sıkra ile beraber dışarı çıkarak bu baronun alınmasını sağladı. Ve Beşiktaş doğru oyunu bir kere daha yapıyor. İnhibitöre doğru gidiyor. Aynen öyle ve Beşiktaş bu kuleyi çok rahat alacak. İki tane daha ejderi olduğunu ve bunun kulelere de etki ettiğini unutmayalım. Phoenix canının %50'sini kaybetti. Şimdi canı doldurmak için biraz hasar vermek zorunda minyonlara. Holy bir hasar daha yedi orada. Sanıyorum ki Blue'dan gelen gizemli atışı evet. Yedi. Işından kullanmak zorunda. Evet. Bakalım tempoyu düşürecekler mi yoksa Holy'nin ışınlanla gelmesiyle birlikte evet öyle yapacaklar. İnhibitörü istiyor şu anda bunu belli etti Beşiktaş. İki tane inhibitörün de kulesini açtılar o yüzden onlar adına buradan iki tane inhibitör alındığını görebiliriz. Yarı canı indirdiler. Arkadan Untar'a geliyor yalnız. Var. Burada bir şey denemek istiyor galiba 1907 Fenerbahçe Espor dedim. İnhibitörün alınmasıyla beraber Untar oradan çıkmak istiyor. Corin Kitten geldiği gibi Untar ultisini kullandı ama nafile. Corin Kitten yani üçlemiş Akali'yi. Yani Cannon'a da gerçekten hiçbir şey yaptırmadılar bu maç. Bu resmen şey gibi TFT'de bir seviye Cannon, üç seviye Akali aynen karşılaşması öyle. Gibi oldu. Ve şimdi Rumble ultisi de yok. Yani gelmesi kimse bir süre var ama geldiler. Gank ultisi geldi arkaya. Bu inhibitörü de istiyor Beşiktaş. Mayhem arka tarafta. Rakibi tutmaya çalışıyor. 1907 Fenerbahçe Espor'un buradan bir çıkış noktası olacak mı acaba? Şimdi Bollu'dan bir ulti geldi. Şanslarını deniyorlar. Şimdi Stefan çok önde kaldı. Onun da düştüğünü görebiliriz. Arka tarafta Hades düştü. Yani direkt bitirmeye gidiyorlar. Evet 1907 Fenerbahçe ne denerse denesin bir çıkış yolu bulamıyor. Ve Beşiktaş 27 dakikada bu mücadeleyi bitirecek gibi görünüyor. Nexus kuleleri alındı. Fenerbahçe son kez şansını deneyecek mi diye bakıyorum ama arka tarafta Bollu kaçmaya çalışırken düştü. Blue düştü. Ve Beşiktaş böylece 4. 5. olmayı garantiliyor. Ve çeyrek finalde Doğuş'un Aurora'yla karşılaşmayı garantiliyor. Kazanan Beşiktaş. Ve tiebreak maçında da onları oynayacak. Ya çok etkileyici ve kararlı bir galibiyet de oldu. Onu da söylememiz lazım.